Evet, değerli basın mensupları ve bizleri ekranları başından ve sosyal medya hesaplarından takip eden kıymetli yurttaşlarımız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Dün Mersin-Adana otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 vatandaşımızı kaybettik. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bugün 27 Mayıs askeri darbesinin yıl dönümü. Merhum Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı saygıyla ve rahmetle anıyorum. Darbeler Türkiye'de demokrasinin ilerlemesine hep engel oldu. Ülkemizin çok partili hayata geçişini sağlayan Cumhuriyet Halk Partisi şimdiye kadar askeri ya da sivil bütün darbelerin karşısında olmuştur. Bundan sonra da darbelerin karşısında olmaya devam edecektir. Halkın iradesinin dışındaki her türlü müdahale ülkemize ve demokrasimize yapılmış en büyük kötülüktür. Değerli arkadaşlar, dün Türkiye'nin dört bir yanından gelen emeklilerle birlikteydik. Ankara Tandoğan Meydanı'ndan emeklilerin haklı taleplerini bir kez daha dile getirdik. Açlık sınırının 17.725 lira olduğu ülkemizde emekliler 10.000 lira maaşlarıyla artık hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Neyi nereden daha ucuz alırım diye market market geziyorlar. Sırf daha ucuz diye pazar alışverişlerini akşamüstü yapıyorlar. Hatta üzülerek ifade ediyorum ki birikimi ya da yan geliri olmayan çocuklarından ailesinden destek alamayan birçoğu Pazar sonrasında tezgahlarda kalan meyve sebzeleri topluyor. Türkiye'nin içinde olduğu ekonomik buhranı emekliler iliklerine, kemiklerine, hücrelerine kadar hissediyorlar. Biz en düşük emekli aylığı ve emekli bayram ikramiyeleri asgari ücret seviyesine çekilinceye kadar, emekli aylıkları arasındaki farklılıkları giderecek intibak yasası çıkarılıncaya kadar bu ülkenin ekonomisine üretimine katkı sunan emeklilerimiz el üstünde tutuluncaya kadar emeklilerimizle birlikte mücadele vermekten vazgeçmeyeceğiz. Değerli basın mensupları önümüzdeki günlerde 9. yargı paketinin Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor. Geçen hafta bu pakette yer alacağı söylenen çok tehlikeli bulduğumuz ve Türkiye'de temel hak ve özgürlüklerde ciddi bir gerilemeye neden olacak etki ajanlığı düzenlemesiyle ilgili uyarmıştık. Bu düzenleme kamuoyunda gündeme geldiği haliyle yasalaşırsa, yasadaki suç tipi somut, belirli ve öngörülebilir olmayacaktır. Ceza hukukunun temeli suç genel teorisine göre suçun oluşması için dört tane ana unsur lazımdır. Bunlardan birincisi maddi unsur yani hareket, bir eylem gerekir. İkinci unsur manevi unsur, kasıt unsuru, failin suç işleme kastının bulunması. Üçüncü unsur kanunilik unsuru, bir diğer adıyla tipiklik. Yani bir eylemin, bir fiilin yasada suç olarak tanımlanması. Ve dördüncü unsur hukuka aykırılık unsuru, hukuka uygunluk sebebinin bulunmaması diye ifade edebiliriz. AKP'nin meclise getirmeye ve yasalaştırmaya çalıştığı etki ajanlığı suçunda sakat olan unsur kanunilik unsurudur. Bir eylemin suç teşkil etmesi için her şeyden önce yasadaki suç tipine uygun olması gerekir. Peki hangi eylem etki ajanlığıdır? Hangi eylem değildir? Buna karar verecek olan kimdir? Devletin iç ya da dış siyasal yararları nelerdir? Bunlar yani devletin iç ya da dış siyasal yararları ve bunlara aykırı eylemler AKP'nin günübirlik uyguladığı değişken politikalara göre mi belirlenecektir? Türk Ceza Kanunu'nun devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzene işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk başlıkları altında düzenlenen suç tipleri bu kadar mı yetersiz kalmıştır da AKP iktidarı böyle bir düzenleme yapmaya ihtiyaç duymuştur? Değerli basın mensupları, her karşı çıkışı, her itirazı, her eleştiriyi kendi iktidarına karşı bir tehdit olarak algılayan AKP şimdi de bu düzenlemeyle kendisine muhalif olan herkesi ajan ilan etmeye çalışıyor. Ülkemizde geçmişte eleştiri sınırları içinde kalan pek çok söz sırf AKP rahatsız oldu diye cezalandırıldı. Bu düzenleme hiç şüphesiz AKP'nin temel hak ve özgürlükler konusundaki bozuk siciline yenilerini ekleyecektir. Belirsiz, öngörülemez ve muğlak ifadelerle siyasi iktidarın elinde muhalifleri bastırmak, gazetecileri ve siyasileri susturmak için bir aparat olarak kullanılacak bir suç oluşturulamaz, düzenlenemez. Basının, kamuoyunun, siyasilerin verdikleri tepkiler nedeniyle iktidarın etki ajanlığı düzenlemesinde bir kısım yumuşama ve düzenleme yapması, yapma hazırlığında olduğu basına yansıdıysa da toplumsal barışı bozacak, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayacak, haksız yaptırımlarla mağduriyetlere neden olacak ve hukukun evrensel ilkelerine aykırı olan bu düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hiç getirilmemesi gerekmektedir. Değerli basın mensupları, AKP iktidarı ve Erdoğan'la birlikte ülkemiz her alanda gerilemeye devam ediyor. Bunlardan biri de dışişleri AKP meclise sunduğu kanun teklifiyle Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı diye bir vakıf kuruyor. Bu vakıf neyin nesidir diye baktığımızda görüyoruz ki paralel bir Dışişleri Bakanlığı kuruluyor. Vakfın amacı nedir? Güya bakanlığın hizmet kalitesini arttırmakmış. İyi de arkadaş, Dışişleri Bakanlığına girmek için KPSS şartını siz kaldırmadınız mı? Dışişleri meslek memurlarının alımı için oluşturulan kurulun büyük elçiler arasından belirlenmesi şartını siz kaldırmadınız mı? Sınav kurullarının elçi ve büyük elçilerden belirlenmesi şartını siz kaldırmadınız mı? Hem liyakatsiz alımların önünü açacaksın hem de bakanlığın hizmet kalitesini arttırmak için vakıf kuracaksın. Bu vakfın AKP kadrolarının bankamatik personel deposu haline getirileceğini şimdiden ifade etmekte fayda var. Vakfın mütevelli heyeti başkanlığını Dışişleri Bakanı üstlenecek. Mütevelli heyetini de yine kendisi belirleyecek. Kendisinin belirlediği 10 kişiden ibaret olacak. Soralım Hakan Fidan'a. Listen hazır mı? Sayın Hakan Fidan. Hangi AKP eski milletvekili, belediye başkanı adayı? il ya da ilçe başkanları listende olacak. Asıl önemli kısım bu vakıf Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesini ortak olacak. Bakanlığın vize gelirlerinden pay alacak. Bakanlığın kasasından vakfa aktarılan milletin parası birçok muafiyetten yararlanarak harcanacak ancak denetlenemeyecek. Tasarruf tedbirleri diye uydurdukları işlevsiz programdan kendilerini işte böyle sıyırıyorlar. Bağış adı altında kimlerin vergi borcu silinecek? AKP vakıf adı altında kurduğu, kurdurduğu kendi kurumlarına yıllarca halkın milyarlarını aktardı. Belediyelerin, bakanlıkların bu şekilde içini boşalttı. Buradan ilan ediyoruz. Bu vakıf paralel dişişleri bakanlığıdır. Malum kendileri bir dönem paralellerle çok yakındılar. Elalem Türkiye'ye geçerliliğini kaybetmiş pasaportuyla, kimliğiyle giriyor. Bizim saygın hocalarımız, sanatçılarımız, iş adamlarımız bırakın turistik geziyi seminerler için, konferanslar için, fuarlar için ya da görevli olarak yurt dışına gitmek için vize alamıyorlar. Tüm bunlar olurken Hakan Fidan kasa olarak kullanmak amacıyla kendisine vakıf kuruyor. Bu işlerle uğraşacağınıza değerini diplere kadar indirdiğiniz Türk pasaportunun itibarını yükseltin. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz hafta gazeteci Barış Terkoğlu ülkemizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetlerini de yakından ilgilendiren bir konuyu kaleme almıştı. <laughs> Suriye'de görev yapan bir tugay komutanının makam aracıyla insan kaçakçılığı yapıldığı ortaya çıkarıldı. Milli Savunma Bakanlığı bu haberi doğruladı. İçimizdeki çürük elmalar denildi. Tu General açığa alındı. Soruşturmalar açıldı. Olaya karışan diğer askeri personellerin de sözleşmeleri feshedildi. Eminiz ki AKP iktidarı ve Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri bu olayın aslında ne kadar içler acısı bir olay olduğunun farkında bile değiller. FETÖ denilen hain terör örgütünü başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere devletin tüm kademelerine getirenler aslında bugünlerin ilk adımını atanlardı. FETÖ'nün isteğiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nde liyakati ortadan kaldırdınız. Onlarca muvazzaf subayı iftiralarla yargıladınız, tutukladınız, Silivri zindanlarına gönderdiniz. Pırıl pırıl Atatürkçü subayların yükselmesini engellediniz ve neticede 15 Temmuz hain darbe girişimi oldu. Kurucusu Metehan, ebedi komutanı, ebedi başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk olan emperyalizmi dize getiren tek düzenli ordu sizin liyakatsiz yönetiminiz nedeniyle bir dönem ne yazık ki fetöcü hainlerin yuvası oldu. 2016'da ülkeyi OHAL kararnameleriyle yönetirken OHAL kapsamında yayımlanan kanun hükmünde kararnameyle Yüksek Askeri Şura'nın yapısını değiştirdikleri gün aslında bu günlerin ilk adımı atıldı. Yüksek Askeri Şura'ya başbakan yardımcılarını, bakanları dahil ederek askerlerle siyasilerin aynı masada oturmalarını normalleştirenler, orduya siyaseti karıştıranlar, bu tu generalin arabasına benzini koyanlar, sınırda yolunu açanlardır aslında onlara sesleniyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde liyakatin ve personel seçiminin önemini bir kez daha anladığımız vahim bir olayla karşı karşıyayız. Türk Silahlı Kuvvetlerinde liyakate dayalı personel seçimi ve görevlendirme sisteminden asla vazgeçmememiz gerektiğini devletin tüm unsurları ve imkanlarıyla düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele etmek zorunda olduğunu artık idrak etmek zorundasınız. Aksi takdirde askeriyede yarattığınız liyakatsiz kadrolaşmanın, güvenliksiz ortamın ve yanlış sınır politikalarınızın bedelini bu ülke çok acı ödeyecek. Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1990 yılında çıkarılan seferberlik ve savaş hali tüzüğünü 34 yıl sonra yürürlükten kaldırdı. Yeni seferberlik ve savaş hali yönetmeliğini resmi gazetede yayımladı. Hepinizin bildiği gibi seferberlik ilanı yetkisi Bakanlar kurulundaydı. Geçmişte Bakanlar kurulunda olan bu yetki yeni yönetmelikle doğrudan doğruya Cumhurbaşkanına verildi. Yani yine tek adama. Bakın bu çok tehlikeli bir durumdur. Bir bu yetkinin tek bir kişiye verilmesi demokrasiyle bağdaşmaz. Demokrasi kurumlar, kurullar ve kurallar sistemidir. Demokrasinin denge ve denetim mekanizmalarının olmadığı bir sistem hem hataya açıktır hem de kötüye kullanıma müsaittir. Bir örnek verelim. Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması Vatan ya da cumhuriyete karşı kuvvetli bir eylemli kalkışmanın olması, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten ya da dıştan tehlikeye düşüren davranışların ortaya çıkması halinde seferberlik ilan etme yetkisi Cumhurbaşkanına veriliyor. Seferberlik kapsamına kalkışma ve ayaklanma gibi muğlak ifadeler eklenmiş. Bu muğlak ifadeler toplumda tedirginlik yaratıyor. AKP iktidarının Neredeyse kurulduğu günden bugüne hep bir darbe ve kalkışma paranoyası içinde olduğunu, bunun sonucunda da sert ve temel hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı önlemler aldığını biliyoruz. Yorumu açık, muğlak ifadeler içeren, kötüye kullanılabilecek yönetmeliklerle toplumun huzurunu bozuyor. Sözde toplumsal güvenlik adı altında kendilerine bir dokunulmazlık kalkanı inşa etmeye çalışıyorlar. Kime göre kalkışma, kime göre ayaklanma? Dün yaptığımız emekli mitinginin AKP iktidarının gözünde kalkışma olmayacağının bir garantisi var mı? Ülkemizin yaşadığı ekonomik buhran ortada. Ekonomik buhran nedeniyle seferberlik ilan edilerek halkın ifade özgürlüğünün kısıtlanmayacağının garantisi var mı? Şimdi bu konuya dair halkımız en demokratik hakkı olan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanmak isteklerini meydanlarda haykırmak isterlerse, AKP'nin bu eylemi ülkeyi içeriden ve dışarıdan tehlikeye düşürdüğü şeklinde yorumlamayacağının bir garantisi var mı? Sözün özü istedikleri algıyı yaratıp en küçük bir muhalif harekette bu yönetmeliği kullanabilecekler. Tek adam Erdoğan iktidarını kaybetme korkusuyla her geçen gün yeni düzenlemelerle elini kuvvetlendirmeye çalışıyor. Demokratik ülkelerde bu tip düzenlemelere rastlayamazsınız. Halkına açıklayamayacağı işler çeviren, koltuğunu kaybetme korkusu ve kaygısı yaşayan liderler ve iktidarlar böyle düzenlemelerden medet umarlar. Halkından bu kadar korkma Sayın Erdoğan. Bu korkuyu yenmenin en basit yolu, en doğru yolu da doğrunun yanında olmaktan geçer. Değerli basın mensupları, kıymetli yurttaşlarımız. Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e bir takım abuk subuk sorular yöneltmiş. Bir de üstüne mertçe cevap bekliyorum demişti. Ülke Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş sokak ortasında torbacılara öldürtülürken parti yönetiminin en üst kademesindeki bazı isimler cinayetle ilişkilendirilirken gıkıl bile çıkmayan bir parti bize mertlikten bahsetmesin. Devlet Bahçeli'nin sorularını ciddiye dahi almıyoruz. Cevap vermeyi kendimize zul sayarız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel grup toplantısında Bahçeli'nin konuşmasına ithafen Sayın Bahçeli'nin konuşma metinlerini yazan iki kişiden bahsetmişti. Genel Başkanımız konuşmasında iki kişi demişti ama isim vermemişti. O iki kişi Genel Başkanımız isim vermemiş olmasına rağmen üzerlerine alındılar ve sosyal medya hesaplarından ağızlarından köpük saça saça Genel Başkanımıza saldırarak kendilerini ifşa ettiler. İşin memnuniyet verici tarafı bu ikiliye ne Milliyetçi Hareket Partisi'nden ne de ülke ocaklarından kimse sahip çıkmadı. Geçtiğimiz günlerde Sinan Ateş'in yol arkadaşlığını yapmış Ömer Zengin isimli şahıs bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada Sinan Ateş cinayetinde ismi geçen Olcay Kılavuz'un Semih Yalçın tarafından öldürülmekten korktuğunu ifade etti. Türkiye'de ses getiren, sansasyonel bir cinayete ismi karışan eski bir milletvekili bir genel başkan yardımcısı tarafından öldürtülmekten neden korksun? Değerli basın mensupları, Milliyetçi Hareket Partisi bir siyasi partidir, bir geleneğin partisidir. Bizim Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili de, ülke ocaklarıyla da ilgili bir sorunumuz yok. Biz bir siyasi partinin ya da kurumun iç işleyişine karışmayız. Ama her kurumda, her siyasi partide suça karışan insanlar olabilir. Bizim sorunumuz bu suça karışan, onları koruyan, bu olayın üstünü örtmeye çalışan kim varsa onunladır, onlarladır. Sinan Ateş'in acılı eşinin de toplumun ve kamuoyunun beklentisi de bu olayın perde arkasındaki azmettiricilerinin tespit edilerek kim ya da kimler tarafından korunuyorsa korunsun, yargı önüne çıkarılması ve adaletin tecelli etmesidir. Sayın Devlet Bahçeli'ye de tavsiyemiz, Sinan Ateş davasının örtbas edilmesine alet olmamasıdır. Ayrıca o iki kişi için söylüyorum, biz onlara, onların üslubuyla cevap vermeyiz. Biz sorulması gereken soruları sorarız, değerlendirmesini halkımız yapar. O iki şahsın Sayın Özgür Özel'in ismini ağızlarına almadan önce ağızlarını, ağızlarını yıkamaları lazım. Değerli arkadaşlar, bilimsel analiz ve gerçekliklerden uzak bir anlayışla hazırlanan Türkiye Yüzyılı Marif Bilmem Nesi isimli müfredat talim terbiye kurulu onayından geçti. Milli eğitim politikalarındaki niteliksizlik bu politikaları dayatan ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın başında olan kişiyle özdeştir. Müfredat incelemesi için bir haftalık bir süre verdiklerini, daha sonra sanki bir marifetmiş gibi bu süreyi 10 güne çıkardıklarını pişkin pişkin söyleyen Yusuf Tekin, çocuklarımız ve gençlerimiz için organize bir kötülüğün başıdır. Müfredat incelemesi için yapılan açıklamalar gerçekte süre vermek gibi bir amaç olmadığını açıkça göstermektedir. Demokratik ve katılımcı bir müfredat yapma derdi olmayan dayatmacı bu anlayış, küçücük çocuklara değerler eğitimi adı altında kefen örtmeyi, tabut başında ağıt yaktırmayı makul göstermeye çalışmaktadır. Pedagojik felaketlere sebep olacak Türkiye marif modeli, anayasamızın 42. maddesinde belirtilen Atatürk ilke ve inkılaplarından çağdaşlıktan bilimsellikten çok ama çok uzaktır. Derhal geri çekilmelidir. Değerli basın mensupları. Alp Eren Enes Ural 17 yaşında gencecik bir evladımız. Manisa Soma'da Meslek Eğitim Merkezi MESEM kapsamında stajyer olarak çalışıyordu. İnşaatta doğal gaz borusu döşerken yüksekten düşerek gencecik yaşında hayattan koparıldı. Koparıldı diyoruz çünkü mesem iktidar eliyle çocuk işçiliğini meşrulaştıran, meşrulaştırırken de birçok iş cinayetinin sebebi olan bir uygulama. 17 yaşındaki Alperen, Mesem'in ilk iş cinayeti değil, son da olmayacak. MESEM kapsamındaki öğrenci sayısı 425.821. İş kazası geçiren öğrenci sayısı 336. Çocuklar 4 gün iş yerinde, bir gün okulda bulunuyorlar. Çıraklar asgari ücretin üçte birini, kalfalarsa asgari ücretin yarısını devletten alıyorlar. Yani MESEM, işveren açısından çırak ve stajyer çalıştırmayı teşvik eden bir uygulama. Mesen bünyesinde çıraklık eğitimleri sırasında en az 9 çocuğumuz hayatını kaybetti. Neden en az diyoruz? Çünkü bakanlık partimizin soru önergelerine verdiği cevaplarda kaç çocuğun hayatını kaybettiğini söylemiyor. Milli Eğitim Bakanlığı makamını işgal eden zat çocuklarımıza ortaçağ eğitimi verdirdiği gibi iş kazalarında yaralanmalarına hatta ölmelerine karşı tedbir almaktan aciz. Sana sesleniyorum Yusuf Tekin. Mesemde çocuklara meslek mi kazandırıyorsunuz yoksa çocukları patronlara ucuz iş gücü olarak mı tahsis ediyorsunuz? Verilecek hesabınız çok. Değerli basın mensupları, Hatay'ı şahsi meselemiz olarak gördüğümüzü ve Hatay halkının sorunlarını yakından takip edeceğimizi söylemiştik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptaline yönelik itirazının YSK tarafından reddedilmesinin ardından kurduğu ve Genel Başkan Yardımcımız İzmir Milletvekilimiz Sayın Murat Bakan, Adana Milletvekilimiz Sayın Müzeyen Şevkin, İstanbul Milletvekilimiz Ayşe Sibel Yanık Ömeroğlu, Mersin Milletvekilimiz Gülcan Kış ve Bahadır Erdem'den oluşan Hatay'a sahip çıkıyoruz çalışma grubu geçen hafta Hatay'da incelemelerde bulundu. Üzülerek ifade ediyorum. 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam 15 ay geçmiş olmasına rağmen Hatay halkı hala depremin o yıkıcı sonuçlarını en ağır şekilde yaşamaya devam ediyor. Vatandaşlarımız konteyner kentlerde yaşam savaşı veriyorlar. Bir yılda Tüm konutlar yapılacak sözünü verenler bu sözü çoktan unutmuşlar ve Hatay'ı kendi kaderiyle baş başa bırakmışlar. 15 ayın sonunda gelinen nokta vaat edilenden ne yazık ki çok ama çok geride. Çok ciddi bir planlama sorunu var. Geçici konut yok. Rezerv alanları belirsiz. Vatandaşa boş taahhütnameler imzalatılıyor. Yapı denetim firmaları kontrol edilmiyor. Deprem yönetmeliği yenilenmediği için bazı evler daha yapılmadan risk altında. Ve yargılama süreci çok yavaş ilerliyor. Hatay'daki bu sorunların tamamı doğru bir planlama, düzgün bir koordinasyon ve insan odaklı bir bakış açısıyla çözülebilecekken iktidar meslek odaları, sivil toplum kuruluşlarını dışarıda bırakan bir süreç yönetiminde ısrar ediyor. Ancak bu gereksiz ısrarın bedelini ne yazık ki yine vatandaş ödüyor. Buradan bir kez daha uyarıyoruz. Derhal geçici konutları yapın ve Hatay halkının sorunlarını doğru bir planlama içerisinde yürütün. Değerli basın mensupları, kıymetli yurttaşlarımız, bir ay önce söyledik. Önce Karadeniz'deki il başkanlarımız dile getirdi, sonra bu kürsüden ben de vurguladım. 23 Mayıs'ta Rize'liler çay yürüyüşü yaptılar. Orada yine söylediler. Yaş çay alım fiyatı en az 25 lira olmalı dedik. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşulları da göz önünde tutarak bu fiyatı talep ettik. Üreticinin hakkı aslında bu fiyatın da çok çok üzerinde. Ama 25 lira bir yana 20 lira bile vermediler. Üretim maliyeti zaten 19 lira. Siz hangi hesabı yapıp da bunun altında bir fiyat belirlediniz? Bin bir emekle yağmur altında çay toplayan, elleri çatlayan, alın teri döken o Karadenizli kadınların emeğine hiç mi saygınız yok? O çay parasıyla çocuklarını okutan babaların yüzüne nasıl bakacaksınız? Çay üreticileri geçinemiyoruz diyor. Hiç mi duymuyorsunuz o sesleri o haykırışları? Ama merak etmeyin. Biz o sesleri o haykırışları duyuracağız. 2 Haziran'da Rize'de çay mitingimizi gerçekleştireceğiz. Bu ekonomik koşullarda yaş çay alım fiyatı 25 liradan az olamaz. Destekleme fiyatı da 3 liranın altında olamaz. Aslında aslında bakanlık da bu rezilliğin farkında. Öyle olmasaydı, içlerine sinseydi çay fiyatını açıklamak için alay vala ile basın toplantısı yaparlardı ama sosyal medyadan açıkladılar. Tekrar ediyoruz. Bir bardak çaya bile yetmeyen bu alım fiyatını kabul etmiyoruz. Herkesi 2 Haziran'da çay mitingimize Rize'ye bekliyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdi, e, parti meclisimiz, parti meclisi toplantımız halen devam ediyor. E, tabii ki bu konu e, gündemimizde, bu konunun e, yakından takibini yapıyoruz. Genel Başkanımız bu konuda partimizin tavrını açık bir şekilde e, ifade etti. Evet, sokak hayvanları ile ilgili bir sorun var. Sokak hayvanları ne yazık ki e, çocuklarımıza, insanlarımıza, yaşlılarımıza e, zaman zaman ...istenmeyen olaylar yaşatabiliyor... ...bir tehdit yaratabiliyorlar... ...ancak e, sokak hayvanlarının... ...bundan dolayı... E, ...uyutulması... ...ya da öldürülmesi... ...Cumhuriyet Halk Partisi'nin... E, ...sokak hayvanlarına... ...siyasete... E, ...ve devleti yönetme... ...biçimine ve iddiasına... ...aykırıdır... E, ...daha insani... ...soruna... ...çözüm odaklı yaklaşan bir yaklaşım ve yasa teklifi Cumhuriyet Halk Partisi'nin de desteğini görecektir geçmişte Ocak 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan tüm siyasi partilerin katılımıyla bir meclis araştırma komisyonu kurulmuş idi ve burada bu komisyon hayvan haklarının korunmasına yönelik de bir rapor oluşturmuştu bu raporda hayvanlar için sokak hayvanları için bir fon oluşturulması öngörülmüş ve bu fondan hem barınak barınak kurulması hem de kısırlaştırma ile ilgili ve benzer harcamaların bu fondan karşılanması konusunda bir mutabakat olmuştu. Bu doğrultuda bir çözüm önerisi getirilmesi inanıyoruz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan ve temsil edilen tüm siyasi partilerin desteğini görecektir. Başka soru var mı arkadaşlar? Evet. Teşekkür ediyorum.